Peki, soru çok enteresan. Çok da duygusal olduğunu yazmış seyircimiz. Evet. Aşk emektarıymış. Ne demekse aşk Var ama emektarıymış. Aşırı öyleleri. feda. Öyleleri var. Ne demek aklıma aşk yengeç emektarı? geliyor direkt. Fedakar. Yengeç burcu geliyor. Evet. Emek verir. Karşısındakinin yanlışlarını görür, düzeltmeye çalışır. Umudunu kaybetmez. Terk Her etmez zaman onu. Terk etmez, bırakmaz onu. Terk onu. Etmez. Aşk emektarı yengeçler için bir alkış gelsin efendim. Bravo. Yengeç erkeklere aşk emektarı. İlk defa bunu programda duyuyorum. Ben yengeç kadınlarından bahsettim. Evet, ya. Sen yengeç erkeklerden bahsediyorsun. Ben de kadınları alkışlıyorum burada. Aşk emektarı, bir dakika, aşk emektarı erkekler hangi burçtan olur diye. Ha, öyle mi soru? Ha, ama yengeç yine girer. Yengeç boğa bu konuya girer. Boğa da girer. Boğa. Aşk emektarı boğadır. Yengeç de girer. Yengeç erkekleri boğa. De emektar. Evet. Doğru. Yengeç küser, içinde sıkılır, üzülür ama kadınını terk edemez. Boğa evet. da öyle. Evet, doğru. O benim kadınım der. Evet, doğru. Ne olacak, hayat geçer sonra. Hayat geçer. Sonra bir bakarsın ki yolun sonuna gelmişsin. Peki en az emek veren burç hangisi? En az İlişkiye emek. İlişkiye en az emek veren burç. Allah aşkına erkek söyle. Olarak erkek yay, olarak yay ikizler söyle. Başak. Hı? Yay ikizler Başak. Bunlar pek koç. Emek vermiyor değil mi? Şöyle diyor. Kadın olarak hayat peki? çok uzun diyor. Ben bu hikayelerle uğraşamayacağım der. Çeker gider. Çeker gider. Hayat çok kısa der. Peki yani. Yay kadınına. Ay Filiz bu soru seni de ilgilendiriyor. Evet. Yay kadınına en çok yakışan renkler hangi renkler? Aa, o rengarenktir. Onun rengi yoktur. Her şey giyer o. Ay çiçekli, böcekli, puantili, fırfırlı, çizgili, siyah, beyaz, kırmızı, oranj. Ama onun kendi rengi turkuaz rengidir. Hı, doğru ama bak sen mesela çizgili de giyiyorsun. Puantili de gördük. Çiçekli de giyiyor. Evet. Mesela bana ben asla öyle çiçekli ve... Çarşamba pazarı gibidir benim. Seçmeye anladım. Gerçekten. Her şey var bir yay kadınında. Evet. Çok severim öyle rengarenkli. Bir tek renge niye takılacaksın hayatta? Hayat renkli şey. Zaten. Hayat renkli. Hayat renkli zaten. Yani doğru. Aşk da öyle. Aşk da renkli. Doğru, doğru. Peki yengeç kadınına kendimizi nasıl ifade etmeliyiz? Yengeç kadını erkekte o sevgiyi çok iyi görmeli. Emin olmalı ondan. Erkeğin ilgisinin geçici olmadığını bilmeli, buna dikkat eder. Çünkü yengeç kadını daha o duyguyu yaşamaya başladığı andan itibaren, abla evet. burada kusura bakma ben başladım buradan başla, ama başla. Nur bana sorunca. Özellikle o duygudan emin değilse kesinlikle oraya ayağını atmaz, kesinlikle emek vermez. Emin olması lazım. Erkeğin burada ciddi ve samimi olduğunu en başta değil mi? Tabii göstermesi ki. Lazım. Çünkü şimdi bazı burçlar var. Görüyoruz ki bu programda bakın Filiz Hanım çok önemli bilgiler veriyor. Eğlenceye önem veriyor. Mesela işte beni eğlendirsin, birlikte güzel vakit geçirelim evet. ikizler gibi, yay gibi. Ama yengeç hemen plan yapmaya başlar. Evet. Acaba nasıl bir ailemiz olur, çocuk falan plan yapar. Yengeç kadını çocukluğundan itibaren evcilik oynarken hayalindeki erkeği çizmiştir ve çocuklarına bebekleri vardır onun. Bebeklerini Ayşegül'dür, Fatoş'tur. Bir de onların babası vardır. Kafada hayalindeki bir baba... babası vardır. Evet anladım. Anladın değil mi? O aşk kadını. Bir eş figürü çocukluktan itibaren zaten aile ve evini kurmak evet. üzerine. Evet. Mutfak malzemeleri vardır, evcilik oynar. Yengeç kadını evcilik oynamaya bayılır. Sever. Büyüdüğü zaman da evciliğini gerçekleştirir. O oyuna uygun adamı seçiyor yani. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. O ailesini kurabileceği adamı. Tabii, tabii. Mesela bazı çiftler, bir şey söyleyecekler. Yani, yok, unut. Bazı çiftler vardır mesela, çok eğlencelidir. Yani onları bir arada gördüğünüzde, evet mesela karı kocadırlar ama aynı zamanda çok eğlenceli iki arkadaş gibidirler. Ve çok da imreniriz böyle baktığımız zaman. Deriz ne kadar eğleniyorlar, ne kadar keyifliler. Birlikte en çok eğlenen burçlar, önce çift olarak söyleyelim yani. Karı koca yani olarak söyleyelim. Sonra da arkadaş olarak. Evet. Çok iyi anlaşan. Koçla yay çok gülerler. Çok eğlenirler. Kakari, kekiriki, kakari, kekiriki. İyi partner olurlar mı peki aynı zamanda? Çok iyi arkadaş olurlar ama evliliğe götürebiliyorlarsa çok iyi. Çünkü evlilikte pandemi farklıdır. Çünkü bir insan arkadaşlığıyla evlendiği zaman eş olarak iyi olmayabilir. Evet. Ama yay kadını genelde şeylerle kendini koruyabilecek, kendi deliliklerine gem vurabilecek erkekleri seçer. Özellikle akrebi çok seçer. Birçok akreple yay evlidir ve yani astrolojiye inat. Çünkü astrolojide biz yay ile akrebi bir araya koymayız. Ama bak piyasaya, çevreye, ortalık piyasada yay çok yay ve akrep mi var? Var, çok evliliği var. Evliliği var diyorsun. Evet, çok var. Peki nasıl oluyor da astrolojiye zıt olarak evlilikte iyi anlaşıyorlar abla bunlar? Ya astrolojinin kuralını da yeni kurallar belirliyor. Astroloji yüzyıllardır var ama... Çünkü yay çok tabii rahat. Tabii. Akrep çok tutkulu.
Evet. Ama diyorsun ki evlilikleri çok iyi gidiyor. Çünkü akrebin Mars'ı yayın Jüpiter ile birleştiği zaman aşkı büyütürler. Hmm. Jüpiter bir şeyi büyütür. Formül burada. Formül burada. Peki en çok eğlenen... Aa, burada resimler geldi. Evet. Bak, görüyor musun nasıl bir mutluluk, nasıl, ikisi de çocuksu yalnız. Bunlar ancak ancak resimlerde böyle. Yok ya, var böyle ya, çiftler bunlar... var. Bunlar da ikizler havası alıyorum ben. Bak. Çocuk ki koçtur ya da ikizler, doğru. İkizler ben ve kızın koç. İkizler olduğuna eminim. Evet. Bak, burada da çok mutlu bir çift var. Evet. Şimdi burada kızın sarılma biçimine dikkat et, nasıl sahipleniyor. Buldum diyor, o erkeği buldum. Sonunda diyor bir tane alfa buldum. Boğa. Zaten bu devirde alfa bulan kaçırmasın. Bak söylüyorum. Pek kalmadı yeryüzünde alfa. Çok fazla sırtlan var. Bakın burada kız o ilişkiden çok mutlu. Nedir burcu kızın? Kız boğa, erkek aslan. Vay. Evet. Boğa ile aslan iyi anlaşırlar çok değil güzel. Mi? Çok karizmatik bir aşk. İyi anlaşırlar değil mi? Bak, buradaki erkek yay gibi duruyor. Ben bunu yengeçe benzettim daha çok. Yengeçe ben mi? Yengeçe benzettim daha çok. Nasıl? Bak, yengeçe benzettim. Ben uyduma olarak söyledim. Yok, ben ciddi olarak yengeçe benzettim. Çünkü kıza bakışı, kızı bu adam, bak yengeç erkeğe emektar dedik. Bu çocuk var ya, Üsküdar'dan Eminönü'ne kadar taşır bak bu kızı. Bak ciddi söylüyorum, sırtında kız taşır, bu yengeç erkeğidir işte. Yengeç erkeği yapar bunu, emektardır. Hatta Tekirdağ kadar devam eder yani taşımaya. Ya kız ne burcu? Şöyle bir şey. Kıza aslan baktım, diyorum ben. Adamın giyinişine bakarsak griler diye yengeç burcu. Yani taşı bakayım griler. Beni diyor bak aslan evet. O. Kız aslan yay, kız yay. Yay mı diyorsun? Kız dişlek yay. Dişlek neden yay dedin ya? Yaylar dişli yani, hafif Brigitte Bardot'un da yükselen burcu yay. Yapma bunu. Bunu bu arada yapma. Bunu söylerken dur, yaylara şey olmasın. Yani, dur şimdi. Biz de yay. Ben de yayım canım. Dişlek derken şöyle dişlek bak. Ya, ön dişleri biraz daha büyüktür. Ve hava böyle çocuksu bir dişi masumiyet verir ona. Yani genelde bakarsın şey derler, yeni bir diş böyle estetiğine gittiğin zaman hani ya, diş yaptırıyorsun, ön dişlerimi hafif çekik yapar mısın, daha çocuksu olayım. He, o ondan, ondan. Bu anladım. Şimdi burada yeni bir görsel var. Kız nasıl sarılmış ya. Bir de şöyle bir beden dili var kızım. Bu diyor benim diyor bu adam diyor. Bak bu adam benim diyor, ona göre bak diğer kızlara diyor bilgi veriyorum. Bu çocuktan uzak durun diyor. Çocuk da ne yapsın ya, taşıyor çocuk çok güzel. Balık evet kız, bence de. Çocuk balık. Çocuğun burcu balık değil mi? Kız terazi gibi. Terazi olabilir, kova da olabilir gibi geliyor bana. Evet, balıkla şey gelmez. Olmaz mı? Kova biraz zor. Balıkla kova zor diyorsun evet, abla. O zaman terazi. Terazi ile balık. Terazi evet. Diyorsun. Çok güzel bir vücut dilleri var burada ve mutlular. Gerçekten de bu devirde peki, mesela böyle mutlu çiftler sorularla çok güzel. Sorularla devam edelim. Devam edelim. Evet. Madem akrep dedik, terazi dedik, aslan dedik, boğa evet, dedik. Akrep evet, kadını aslan erkeğiyle mutlu olur mu olamaz mı Nur ablacığım diye sormuş genç papatyalar. Hadi bakalım ya. Büyük bir enerji var aralarında. Çünkü aslan erkeği güneş, akrep kadını Mars. Hmm. İkisi birden Mars'la güneşi bir araya getirdiğin zaman ne olur Allah biliyor muhafaza. Musun? Kıvılcımlar çıkar. Evrensel patlama evet, diyorsun. Evrensel diyorsun? Patlama. Big Bang Big patlaması. Big Bang olur diyorsun. Evet. O kadar ciddi evet, anlamda bir uyum diyorsun. Muhteşem. Ama dediğim gibi akrep çok kıskançtır. Aslan da gizli kıskançtır. Aslandan ben seni kıskanıyorum kelimesini asla duyamazsın. Belli etmiyor. Asla. Gururlu. Çok gururlu ama en büyük kıskançlıkları da içinde yaşar. Çünkü sürekli kendinden daha üstün bir kişiye asla tahammül edemiyor aslan. Aa, bir dakika, bu ilginç bir tabir. Tabii ki. O en kral ya, kraliçe o. Yok, onun üstü yok. Şimdi Filiz abla sen burada kendinden daha üstün derken daha dominant mı demek istiyorsun? Hayır, yetenekleri, güzelliği, yakışıklılığı, para diye ya, yaşam şeyi. Abi bir dakika, sen şimdi testi daha yüksek. Peki aslan kadınından mı bahsediyoruz, evet, erkeğinden evet, evet, mi bahsediyoruz? Evet, evet. Direkt aslan yani, kadın da olabilir erkek de. Şimdi şunu mu demek istiyorsun? Bize çok fazla gelen bir soru da var sosyal medyadan. Neden bazı güzel kadınların yanında atırsızları var diye bir soru var, geliyor bize. Aa, şimdi o güzel kadın o çok ne, atırsızı ne? Yani şimdi atırsızı dediğimiz yani fiziksel olarak çok da avantajlı olmayan bir adam yanında model bir kadın, mesela manken bir kadın. Şimdi evet, o kadınlar fiziksel olarak çok yakışıklı olmayan diyelim. Şimdi atırsız erkekler arasında bir tabir ya, espriyle karışık söylüyorum. Ya herkes da turşu yakışıklı, herkes dakika, yakışıklı şimdi, olacak hayır, diye bir şey yok. Evet ya, şimdi yanlış herkes yakışıklı olacak diye bir şey yok. Hayır ama şimdi erkekler arasında kullanılır bu. Esprili bir tabir, atırsızı deriz yani. Ama şimdi yani, yeni bir şey çıktı. Kadınlar şöyle diyor. Ay şu turşu suratlı adam. Turşu surat. Evet öyle diyor. Arkadaşlar canlı yayındayız. Ama bu kız... Herhalde buraları bipliyoruz değil mi? Hayır hayır, kızlar söylüyor. Biz onların sözcüsüyüz. Peki tamam, şöyle söyleyeyim. Filiz'in savunmasını gördün tamam, mü? Peki, ben biz şöyle... deniyoruz onu diyorlar. Diyorlar. Bir arkadaşım için soruyorum. Öyle diyorlar. Öyle yok yok diyorlar. Şöyle söyleyeceğim. Çok yakışıklı olmayan,
Bir adam yanında çok güzel bir kadın. Şimdi senin yaptığın açıklamayla oturuyor bu. Diyorsun ki aslan kadını diyorsun ki sen. Evet. Aslan kadın çok güzeldir. Yanında kendisinden daha çok dikkat çekecek bir adam istemez. Doğru mu anladım? Hayır. Kendi cinsinde şey yap, kendinde de dikkat çekecek bir adamı sever. Çünkü ha, tamam. Onunla güçlenir. Ha, sen ama, hem cinslerine diyorsun. Kendi cinslerinde. Kendinden daha üstün kişiye tahammül edemez. Ama aslan erkeği gerçekten çok kıskançtır. Hı. Ama kendi yanındaki kadını yine kıskanmaz. Bunlar kendi cinslerini kıskanan insanlar. Ha, anladım. Hani biz öyle soruyu öyle girdik. Ha öyle sorduk. Anladım. Soruyu peki, öyle girdik. Ben de ilişki olarak algıladım. Ha ilişki biz kendi kendimize bozduk soruyu. Peki tamam. Sorunun ama sohbet gitti. İçinde tabii olabilir. Sorunun kimyası gitti.